اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Risale-i bir beyt okuyacağız inşallah. Bir edep öğretiyor bize. Birkaç tane edep var bu beytin içinde. Rabbim inşallah tamamını hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Karar verelim bu hafta. Bir tane hiç olmazsa ya. Bir tane eksiğimiz varsa ondan vazgeçeceğiz. İnşallah değil. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Çok varsa hiç olması bir tanesinden vazgeçelim ya. Her hafta insan bir tanesinden vazgeçse 10 haftada evliya olacaksınız Allah hazine. Zaten 10 tane peş peşe hatanız yoktur Allah hazine. İnsan ısrar ettiği zaten bir tane özellikle ağır hatası oluyor. Rabbim inşallah o, böyle hatalardan bizi muhafaza etsin. Varsa bu saadan vazgeçmeyi nasip Çünkü bu tehlikeli. Ama düşünsene bir de düzelse insanları Rabbim başarmayı nasip etsin. Şimdi buyuruyor ki Mustafa Esmer'in Rebullah Efendi Veradan kimseyi gadh itme sabret seni zem ise afvit nefsi kahret. umuri hakka terkit sadrı bahrit kanaat mevcuda kıl fakri fakrit Ümidin hakka tut hakka, gidelim. Cemali bahkemal Kemal sevdi. Başaracağız inşallah. i̇nşallah. Hadi başlıyor şimdi. İlk ifade. <laughs> Ve vadan kimseyi gadh etme sabret. Kimseyi arkasından diyor çekiştirme. Dedikodusunu yapma. Aleyhinde konuşma. Kimsenin kötülüğünde bulunma. Rabbim bu konuda hepimize başarılar nasip etsin. Amin kimseyi çekiştirmemek gerçekten çok büyük bir iş mi? Rabbim başaracağız inşallah. i̇nşallah. Rabbim başarttıracak inşallah. i̇nşallah. Dünkü konulardan, dün hitabet yarışması vardı kanalımızda. Konulardan bir tanesi de buydu, gıybet. Ve Mevla Teala bu konuda bu اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتَنْ Siz diyor, ölü kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? Ölü kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? Hemen cevap. Mevla Teala cevabı. Fekerihti bu. Kerih görürsünüz. Yani sevmezsiniz. E demek ki gıybet. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ölü kardeşinin etini yemek ya. Gibi değil. Etini yemek gibidir değil. Etini yemek. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz inşallah. Diğer günahlara bizi yaklaştıramıyor. Diğer günahlarda aman diyorsun olur mu ya filan. Ama hikmet da ağzımıza gelince, ifadelere gelince. Çünkü arkadaşlar güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bu iş muhabbetsizliğe sebebiyet veriyor. Güvensizliğe sebebiyet veriyor. Çünkü bir insan normalde başkalarının hakkında konuşuyorsa, diye de düşünüyor ki bu diyor yarın benim hakkımda da konuşur diyor. Veya konuşuyordur diyor. Veya konuşuyordur diyor Bu güvensizliğe sebep verir. Muhabbetsizliğe sebep verir. Ve gerçekten kardeşliği engeller Rabbim hepimizi kurtarsın inşallah. Bugünkü şartlarda biliyorsunuz bunun üzerinde durmak istiyorum. Bugünkü şartlarda gıybetlerde genellikle Rabbim hepimizi muhafaza etsin iftira çok. Niye? E karşındakini etkilemek için bu sebebi bakıyorsun. Üç tane söylemesi lazımken beş tane söylüyorsun. Hadi bakalım. Rabbim hepimizi kayırsın inşallah. Aman Dikkat edeceğiz inşallah. Peki seni demirse affet nefsi kahret. Ama o benim hakkımda konuşuyor. Onun için ben konuştum dersen. O beni kötülüyor. Onun için beni kötü, ben onu kötüledim dersen ona da cevap veriyor. Bak ona da cevap veriyor. İmam-ı Azam Hazretlerimizin hakkında konuşanlara o hediye göndermiş. Hediye göndermiş. Niye? Günahlarımı alıyorsunuz diye. Ya e gördün mü sen? Bak ne diyor? Diyor ki seni kötülese dahi, seni aleyhinde konuşsa dahi, sen yine diyor onların aleyhinde konuşma diyor. Nefsini kahret diyor be. Gerçekten nefsi var ya, fena kahrolur ha. Düşünsene, adam senin kötü diyor. Her türlü ileri yapıyor. Sen diyorsun ki, ben diyorsun, onun hakkında konuşmuyorum. Ve kalkıyorsun bir de, Ya Rabbi diyorsun, onlar benim yüzümden cehennemlik olmasınlar, günahkar olmasınlar, onları affet diyorsun be. Nasıl anlattım size mi? İnşallah başaracağız. <laughs> Zor bir iş ama Düşünsen adam senin hakkında o biçim ileri yapıyor, kötülüyor, her türlü olumsuzluğu konuşuyor. Sen yine diyorsun Ya Rabbi diyorsun. belemedi Bile, be. Anlayamadı Ya Rabbi. Yapmaz Ya Rabbi. Hiç anlamadığı için ya, ya Rabbi yaptı. Onun için Ya Rabbi be. affet diyorsun be. E, Peygamberimiz ve sellem, taşladılar güzel insanlar. O peygamberin e ümmetiyiz. Taif'te Laf değil. Söz değil. Anlıyor musun burayı? Laf değil ya. Arkasından konuştular demiyorum. Taşladılar. Bütün azalarından kanlar geldi. Giymiş olduğu kıyafet, güzel insanlar, kıymetli insanlar, giymiş olduğu ayakkabılar yani o gün şartlarda artık lastik veya artık nasıl değerlendirirseniz kanlarla doldu ya. Geldi Cibri'yle emin. Ya Muhammed dedi, Kuvvistan'ı kaldırayım, başlarına geçireyim. Gökmeleği emrinde ya, Rabbi, ya Muhammed dedi. Allah'ım mağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ya Rabbi kavmimi affet. Onlar bilmiyor dedi be. Yani bunlar beni taşladı. Her tarafımı kanıttı. Ondan sonra çoluk çocuğa beni Allah muhafaza edin. Çoluk çocuğa dikkat edin ifadeye. Tabii çoluk çocuğa Efendimiz'i şey yaptılar yani böyle ağır hakaretler yaptırdılar yani. Sen sevil yaptırdılar yani. Çoluk çocuğa yani. E burada taşlama maçlama zaten. Şimdi bir de biliyorsun bazen ne var arkadaşlar? Bazen taşlanmak bile taşlanmak bile diğerinden daha hafiftir. Düşünün çoluk çocuk şey ne yapıyor? Böyle basite alıyor, hakaret ediyor, biçimsiz konuşuyor, yerlerde sensem yapıyor. E sen anlıyor musun burayı ya? O yüzden arkadaşlar, güzel insanlar, kıymetli insanlar, bak geldi Cibril geldi. Ya Muhammed sana söyleyeyim, gel dedi. Kaldıralım Kuveys Dağı'nı. Geçelim kafalar. Olmaz Efendimiz ya, olmaz. Rabbim bize bu ahlakta nasip etsin inşallah. Gözleri önünde Efendimizin gözleri önünde amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh. Gözleri önünde, amcası ya, yani. Biliyorsunuz. Ki Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz'e son derece destekti, kuvvetti. Her şeyle. E gözleri önünde şehit oldu ve onu şehit edenleri Efendimiz affetti. Onları affetti. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbim bize bu yolda gerçekten ciddiyet nasip etsin. Başarı nasip etsin. Seni dem itse af it, nefsi kahret diyor. Seni kötülese dahi diyor. Gine diyor sen diyor nefsini kahret diyor. Onlar hakkında aleyhlerinde konuşma inşallah. İnşallah. Başaracağız inşallah. İnşallah. Ne zaman? Bugün karar verelim inşallah. Diyelim ya Rabbi derim ya. Biz de bu işi başarmayı nasip et diyelim ya. Kimseye aleyhinde olmayalım. Aleyhte konuşulduğu zaman mümkün olduğu kadar hemen onu yumuşatalım. Lehe almaya çalışalım. O, o işi düzeltmeye çalışalım. ya. Çünkü bu aleyhte olmalar arkadaşlar kimseye fayda getirmedi. Soruyorum size Müslümanlara bu iş fayda getirdi mi? Getirmedi. Fitneler fayda getirdi mi? Getirmedi, getirmez. O yüzden Rabbim inşallah bu konuda hepimize başarı Peki nasıl yapacağız bu işi? Bu iş kolay iş değil. Kolay işi nasıl yapacağız? Onu da öğretiyor. Bak ne mi öğrenin diye. Ne yap? Umuri hakka terkid. Sadri bahrid. İşleri Allah'a havale et. Ya Rabbi bu konuşulanları, bu bilenleri sen biliyorsun ya Rabbi. Sen bildiğin için ya Rabbi. Ben de bütün işleri diyor. Bütün işlerimi ya Rabbi sana havale ediyorum. Yani bu konuşulanları bu insanları sana havale ediyorum. Gönlümü geliştiriyorum. Sen bunlara müsaade etmesen bunlar zaten böyle ne yapamaz? Konuşamaz. Demek konuşuyorlarsa bu benim bir imtihanım. Günahlarımı alacaklar. Veya derecem artacak. Mükafatım artacak. Kalitem artacak. O yüzden yap, işimi ya, işimi abi sana havale ediyorum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Nasıl tarif ettim sizi? Allah'ınızla böyle yaparsınız. Rabbim başarmayı nasıl etsin. Gönlünü genişletiyorsun işte böyle. Rahatlıyorsun. İşi Allah biliyor mu? Celle Celaluhu. Biliyor. Biliyor. Efendi Asiye Vuri hakkında mı konuştular diyor. Bir bak diyor ilk önce. Bak bir bak. Bak. Eğer konuşulan sende varsa hemen size et. Aman ya Rabb'i de özür dilerim de ya Rabb'i gerçekten konuşulanlar haklı ya. Haklı da yani. Ve insanlar hakikaten bu yüzden dolayı bu insanları yanlışa düşürdüğüm için, konuşutturduğum için ya Rabbi, özür dilerim de. Ama yok konuşulanlar bende yok. O zaman şükret diyor. Elhamdülillah ya Rabb'i. Ya konuştukları gibi olsaydım ne olacaktı halim? Ya onların dedikleri gibi olsaydı nasıl olurdu halim ya Rabb'i? O yüzden ya bir sana şükrediyorum ne? de. İki türlü de kazanırsın diyor o zaman. Hep kazanacağız inşallah. Çok zor geliyor bize. Niye öyle? Bir bakıyorum böyle renkler kaçıyor bir anda. Gerçekten biraz zorlanıyoruz bu işlerden. Nasıl olacak? Başaracağız inşallah Yani. İnşallah. Kanaat mevcuda kıl. Var olanla yetin. Rabbim bu konuda bizlere de evlatlarımıza da bu kanaat konusunda başarılar nasip etsin arkadaşlar doyumsuz olduk be Ha ben böyle konuşuyorum da kendimi kenara atıyorum sana öyle bir şey yok olduk be diyorum dikkat edin hep beraber yani yanlış anlaşılmasın doyumsuz olduk ya doymuyoruz hiçbir şeye olsun 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 da yani Be güzel kardeşim, bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok ya. Yani. Rabbim o yüzden bu konuda da hepimizi muhafaza eylesin inşallah. İnsan ilk halinde şöyle düşünür, böyle gençken. Bir evlensem der, evlenir. Ya bir işi işimi kursam der, işi de kurar. Ya bir de şöyle bir dört teker olsa der, o da olur. Başlar. Ama bir de yazlık lazım. Bir de şu lazım. Bir de bu lazım. Derken kendisini doyurdu. Sonra çocuklara da lazım. Sonra torunlara da lazım. Bitmiyor. Samimi söyle bilmiyor. Daha önce kanaat ettiği yani ni, niyet ettiği ben şu hale gelsem bana yeter dediği şeyi çok ötesine geçtiği halde yetmiyor. Meşhur ifade hocam diyor be. İnanın inanmayın. Ben inanmıyorum zaten. Hocam be, bir çorba kaynasın. Çorba mı kaynasın? Ya bırak bu işte, ne çorbası ya? Sen çorbaya doyar mısın ya? Yok be kardeşim, ne çorbası ya? Bizim zevklerimiz oldu ya. Dünyevi zevkler oldu. Değişik, değişik düşüncelerimiz oldu. Değişik değişik şeyler. Rabbim cümlesinden kurtarsın bizi inşallah. Başaracağız. Ne zaman bilmiyorum ama başaralım inşallah be. Var olanla yetinelim ya. Kendimiz yetinmediğimiz takdirde çocuklarımızın yetinmesi mümkün değil. Kendimiz yetinmiyoruz çünkü çocuklarımız nasıl yetinsin? Onlara yanlış örnek olmuş oluyoruz. E bu sefer arkadaşlar güzel insanlar, insan bir şeye alıştığında, evet, bir şeye alıştığında ne olur? Hüseyin yok. Onu elde etmek için haram, helal fark etmez. Allah muhafaza etsin, dalar gider. Dün çok kıymetli bir hocayı ziyaret ettik. İsmini vermek istemem. Belki versem kızmaz ama olsun. O dedemi hatırlattı bana. İhsan dedemi Allah rahmet eylesin. Dedemi hatırlattı. Gittik ziyarete. Tabi orada bunun arkadaşları dedi ki hemen hocalarına, hocaefendilerine şey hazırladı. Yemek hazırladı. Şu çok hoşuma gitti. Ne varsa onu koydular. Uzatmıyorum yani. Yeni hazırlanmış özellikle değil. Ne varsa onu koydular arkadaşlar. Bir feyizli sofra oldu. Bir feyizli bereketli oldu. Baktım iş bu ya. Nedir o kalkıp da o bir dakika filan bu sefer misafiri gelmesini istemezsin Allah muhafaza etsin. Açık ve ne söylüyorum. Rahmetli de Allah rahmet eylesin. Her an misafiri vardı. Her an diyorum. Her namazdan sonra misafiri vardı. Ne var sofrada? Ne güvar Koyun. Ne var koyun. Rabbim inşallah bize de bu işi anlamaya nasip etsin. Abi. Biz ama öyle olur Bir haber verelim. Ee, ondan sonra bir hazırlıklar da yapsınlar. Yani ne alakası var be kardeşim. Ya. Başaracağız inşallah. i̇nşallah. Rabbim bu kanaat konusunda bizlere başarılar nasip etsin. Evvela bana açık söylüyorum ben. Bu konuda Size de dua da istiyorum arkadaşlar. Kanaat gerçekten çok güzel bir şey ama hikmet hüda yok. Yine diyor adam dur bakalım diyor be. Şöyle olsun böyle olsun filan. Ahiret konusunda kanaat etmeyelim inşallah ya. O konuda kanaatimiz çok maalesef güzel insan olmaması lazımken. O konuda kanaatimiz çok. Bir bakıyorsun ne oldu bana bu kadar yeter. Niye yeter sana bu kadar? Ne yaptın? İstenilen bir Allah ifadesini kullanabiliyor musun? İstenilen bir La ilahe illallah ifadesini kullanabiliyor musun? İstenilen bir secde yapabiliyor musun? İstenilen bir huzurda gerçekten namazda huzurda durabiliyor musun? Bulduk mu bunları? E bulmadıysak nasıl o kalıkta bize bu kadar yeter diyebiliyoruz? Ah, konusunda çok kadar etkiliriz. O hocam bize bu kadar yeter. Arkadaşlar dünya konusunda kanaatkar olacaktık. Yoksa ahiret konusunda değil. Karar etme hemen hakka gidelim. Bana bu kadar yeterli deme diyor Mustafa Bulan büyük şey Efendi. Rabbim bu yolda inşallah hepimize ciddiyet nasip etsin. Amin. Hepimizi muhafaza eylesin. Evet bir de fakri fahrit. Amin. Bu kadar konuyu isterseniz hiç konuşmayayım arkadaşlar. Fakirlikle de övün diyor. Fakir olmakla övün. Çok önemli bir ifade ama. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği seçti arkadaşlar. Maddi konudan bahsediyorum. Yoksa o sonsuz zenginlik sahibiydi. Ama diğer konudan, dünyevi konudan hatta annelerimiz geldiler. Ya Resulullah dediler. Daha önce yoktu. Ama İslam artık gelişti, genişledi, maddi konuda imkanlar elde oldu. Artık evlerimize bir şeyler alsak mı dediler yani, bir şeyler alsak mı evlerimizi? Efendimiz hepinizi salarım dedi ya. Dünyevi istiyorsanız hepinizi salabilirim yani. Ya. Rabbim bize burayı iyi anlamayı yazıyor. E bu konuya fazla giremeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar dikkat edeceğim çünkü bizim kafamıza yerleştirmişler. Kim yerleştirdi bilmiyorum. Nasıl yerleştirdi anlayamıyorum yani. Niye yerleştirdiler bilmiyorum. Müslüman zengin olmalı. Niçin? O belli değil. İşte ya niçin? Hoca işte yardım edecek şöyle. Bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri. O nefsine yardım eder. Bırak bu işleri. Bak yanlış anlaşılmasın. Zengin olan Müslümanlara yap söylemiyorum. Ama böyle bir anlayış helal söylüyorum. Yoksa zengin olan Müslüman gerçekten de zenginliğini Allah yolunda kullanıyorsa ona özenilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir anlayış sanki zengin olursa dini mübin İslam'a yardım edecekmiş. Öyle bir şey yok mu kardeşim? Her halinde dini mübin İslam'a yardım edersin. Sahabe zengin miydi? Zengin olmayanları çoktu. İlla aralarında zengin vardı. Ama en güzel şekilde dine yardım ettiler. Neyle? Her şeyleriyle. Dine yardım sadece maddeyle olmuyor ki kardeşim. Yeri geldi bedeninle, yeri geldi kelamınla, yeri geldi ne gerekirse o günkü şartlarda, o dakika şartlarda ne gerekiyorsa onunla. Canları gerekti, canlarını feda ettiler. Ya sen ne konuşuyorsun? O yüzden Rabbim inşallah bu konuda bizlere de başarılar nasip etsin. Fakirlikle övünemeyiz arkadaşlar. Maalesef zenginlikle övünüyor bugün millet. Şuyum var, buyum var, falanım var, pişmanım var. Ve, ve, ve bunu çoğaltabilirsiniz. Bunun da övünülüyor. Yanlış güzel insanlar, yanlış. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz inşallah. Ahirette diyor bir fakir zenginlerden, mümin bir zenginden 500 yıl önce cennete girecekmiş arkadaşlar. Hiçbir şey olmasa bundan dolayı insan 500 yıl ya, bundan dolayı insan fakirliğiyle övünür ya. Ama maalesef bu konuda da çok kaybettik. Rabbim inşallah hepimize şükür kabiliyeti nasip etsin. Nankörlükten muhafaza etsin. Diyemiyorum arkadaşlar bu kabiliyeti nasip etsin diyemiyor açıkçası. Bak buna da dedim gitmiyor. Yani diyemiyorum dikkat edin yani. Bu da önemli bir ifade. Çünkü o da tehlikeli. İmtihanı ağır. İmtihanı evet her ne kadar her ne kadar büyük mükafatı olsa da fakirlik Allah muhafaza etsin. insanı küfre götürme tehlikesi var arkadaşlar. Nankörlük yoluyla. Rabbim de muhafaza etsin. O yüzden dolayı diyemedim. Ha, ama o fakirliği yakalamışsın ki o fakirliğin içinde hakikaten sen huzuru bulmuşsun. Zenginliği bulmuşsun. Gerçekten güzelliği bulmuşsun. O istisna olduğu için arkadaşlar Rabbim inşallah iyi anlamaya sivilsin. Amin. Biz hiç olmazsa kanaat etsek yeter arkadaşlar. Şu kanaatte, kanaatle yürüsek yine iyi. Rabbim başarmaya yasivilsin. Ümidin hakka tut hakka gidelim. Cemali bahkeman sevip ümidin de hakka tut. Mevla Teala'ya, bütün ümitlerini Mevla'ya yaparsan Mevla da sana güzellikleri tamamını ikram eder, ihsan eder. Rabbim inşallah kendisine hakkıyla güvenenlerden olmayı hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin, eksik kalmaktan muhafaza etsin. Şimdi ayetlerimize geldik. Ayetlerimizi de inşallah kısaca mağdurmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْلَا فَضُّ اللّٰهِ ve وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ ضَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَنْ يَضِلُّ Mevla Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor, bizlere duyuruyor arkadaşlar. Bizlerin bundan ders alması lazım. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah'ın fazla olmasaydı, Allah'ın ikramı olmasaydı, Allah'ın rahmeti olmasaydı, bir takım topluluklar seni yanlışa, yanlışa sürükleyecekti. Yanlış bilgilerle, yanlış bilgilerle, yanlış ifadelerle, yanlış yönlendirmelerle seni tehlikeye sürükleyeceklerdi diyor. Kim buyuruyor? Allah'ımız buyuruyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bize çok önemli bir şey düşüyor yani. Neyi düşüyor? Peygamberimize bu şekilde ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani. Kainatın Efendisi. Sıf basiret, sıf ilim, sıf hikmet olmasına rağmen, Mevla Teala Efendimiz'e böyle buyurunca bize duyuruyor demektir bu. Yani, Ümmeti Muhammed kendinize gelin. Bir takım insanlar sizi yanlışa sürükler Eğer Allah'ın fazlına rahmetine sığınmazsanız, peygamber yoluna sığınmazsanız insanlar sizi nereye sürükler? Yanlışa sürükler. Sonra şu ifadeyi kullanmaya kalkarsın ve kunna nahudu mal Herkes böyle yaşıyordu, herkes böyle gidiyordu, herkes böyle söylüyordu, herkes böyleydi, herkes böyleydi, biz öyle olduk demeye kalkarsın. Ona müsaade yok. Yeryüzünde tek kalsan, tek, tek bir Müslümansın, yine İslam'ı muhafaza edeceksin. Yine haramlara düşemezsin. Yine yanlışa düşemezsin. Tek kalmışsın ya. Evet, kainatta Efendimiz tekti. Yalnızdı, tek başınaydı. Ama hakkı söylüyordu. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, yanlışa dalanlarla beraber dalmaktan hepimizi muhafaza etsin. E, çaresi de, Çaresi ne? Fazlullahi aleyk ve rahme. Fazlullahi aleyk ve rahme. Allah'ın fazlı, Allah'ın ikramı, Allah'ın rahmeti olmasaydı. Demek Allah'ın fazlına ihtiyacımız var. Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. O zaman o amellere ihtiyacımız var. O samimiyete ihtiyacımız var. O düşünceye ihtiyacımız var. Mevla'ya sığınmaya ihtiyacımız var. Yoksa arkadaşlar Güzel insanlar, kıymetli insanlar, nefsimize uyarsak, şeytana şeytanlaşmışlara uyarsak, gaz öğrenlere uyarsak, gaz öğrenlere uyarsın Allah muhafaza etsin ya. Amin. Kanalına bir girmiştir, o kanallar sana gaz veriyordur. Yemin ediyorum var ya, öyle yanlışları düşürüyordur ki Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Sinsice, tekrar ediyorum sinsice tehlikeye düşüyor. Ve ma yudillun illa Onlar diye sapıtamazlar, yanından çıkartamazlar. Ancak kendi nefislerine sapıtırlar. Eğer Allah'ın rahmeti fazla sana gelirse onlar sana dokunamaz demek ki. Ve ma yudurrun şey. Sana hiçbir şey zarar veremez. Allah'ın fazla rahmeti gelirse Allah'a sığınırsan, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşarsan Allah'a memnun edersen emirleriyle getirirsen yasaklarından kaçarsan sana hiçbir şey dokunmaz diyor Mevla Teala en zor şartlarda İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte koruduğu gibi seni de Hazreti Allah batılı içinde Hazreti Allah seni hakla korur ama şart var güzel insanlar şart ney Mevla'yı memnun edeceğiz. Nefsimize uymayacağız. Nefse uyanlardan uzak duracağız. Şeytana şeytanlaşmışlardan uzak duracağız. Rabbim bu konuda bizlere başarılar nasip etsin. Etkiliyorlar bizi arkadaşlar. Çocuklarımızı da etkiliyorlar. Yanlış anlamayın. Bir takım şeyleri, sevgileri ufak yaşta yerleştiriyorlar. Bırakamıyor insan. Birkaç tane temel tehlikemiz var. Birkaç tane temel tehlikesi. Allah muhafaza etsin. Ufak yaşta çocuklar sigara alışıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çocuğumuzu çocuğumuzu muhafaza etsin. Sonra onunla da doyumsuz kalmaya doymuyor. Daha tehlikelere düşüyor arkadaşlar. Bakın ufak yaşlardaki en büyük tehlikelerden bir tanesi. Hocam daha var mı? Bir tane daha söyler misin? Bir tane daha söyleyeyim arkadaşlar. Kızacaksınız ama şu maç sevgileri var ya bunlar da adamı tehlikeye götürüyor. Bu takım hak, şey hastalıkları var ya adamı tehlikeye götürüyor. Bir bakıyorsun zaten artık bana göre Türk takımı yok. Nasıl hoca Türk takımı Türk takımı var? Nasıl ya? Hepsi yabancı. E sen şimdi bunu neresi Türk takımı diyorsun? Yani bunu överek söylediğimi zannetmeyin. Yanlış anlaşılmasın. Bu konuda da iş tehlikeli manasında söyledim ya. E bununla beraber kalkıp da sen çoluğuna çocuğuna kimi sevdirdiğin, kimi sevdireceğin belli olmayan Allah muhafaza bir sistemde yürümeye kalkarsan Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Bu tehlikeye gider arkadaşlar. Bir bakmışsın olmayacak insanları alkışlattırıyorsun. Sonra sevdiğine itaat eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi Efendimiz buyuruyor. Kişi sevdiğini ne yaparmış? Sevdi mi onun tıraşını alır. Alır mı almaz mı? Alır. alır. işte alıyor işte. Onun yaşantısını almaya kalkar. Onun hareketlerini almaya kalkar. Onun mafya varı yapmış olduğu işleri almaya kalkar. Ve alıyor mu? Alıyor. O yüzden Rabbim yanlış sevgilerden çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eylesin inşallah. Sosyal medyada da arkadaşlar bugün aynı şey geçerli. Olmayacak insanlara bir takılıyorlar. Bakıyorsun onlar Allah muhafaza etsin kendi ailesine hakaret ediyor. Niye? Ne olsun için? Bilmem reklam olsun için. O kadar söyleyeyim. Bilmem onlar başka şey söylüyorlar. Biz anlarsınız. Kendi ailesine hakaret ediyor. Kendi büyüğüne hakaret ediyor. Niye? İşte çok tıklanacakmış bilmem ne. E şimdi çocuk bunu gördüğünde bu sefer neye özeniyor? O özen güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza etsin. Bize de güzel örnek olmayasınız. Ama sen batıla dayas, dalarsan, sen olmayacak şeylerin peşine dalarsan, olmayacak şekilde çocuğuna yanlış örnek olmak istersen. Mesela adam şimdi misal. Kendi elinde sigara var. Oğlum sakın sen içme. Böyle bir şey var mı ya? Rahat rahat yalan söylüyor çocuğun da. Sen sakın yalan söyleme. Ya bu var mı böyle bir şey ya? Ağzı alınmayacak ifade kullanıyor. Sakın sen böyle deme. Demeyeceksen sen ne dedin? Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Siz yapmazsınız elhamdülillah. Allah izin. <laughs> Bazıları diyor ki, hocam diyor, sinirlendim mi diyor kaçıyor diyor. <laughs> zaten sinirlendim mi yapmayacaksın. Sinirlenmeden de yapıyorsan zaten seni konuşmuyoruz biz ya o zaman. Seni zaten konuşmuyoruz ya. Yani. Sinirlendiğin zaman zaten sen tehlikeye düşmeyeceksin. Vel kâzimîne l-gayr. <laughs> <laughs> Öfkelerini yenecekler diyor. Yenenler diyor. Cennet onlara hazırlandı diyor Mevla Teala. Öfkesini yenenlerle alakalı söylüyor ama. Yoksa sen kalkmışsın. Normal hayatında böyleysen zaten tehlike büyük. Çok büyük tehlike. Normal hayatında normal konuşmanda sen böyleysen senin hayatın çok tehlike ya. Öfkelendiğin zaman zaten kendini tutman zaten konuşuluyor burada. Rabbim başarma yazısı Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikmete ve allemekem malem tekün talem. <laughs> Allah Celle, Celle sana kitabı indirdi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Yani bakacağın, öğreneceğin kitap var. Hayatını yönlendireceğin kitap var. Hayatını gerçekten kendini, çoluğunu, çocuğunu yönlendireceğin kitap var. Bakıp da hayatını o düzeltebileceğin kitap var. Hikmet var. Peygamber sünnetleri var. Peygamber hadisleri var. Peygamber yolu var. Peygamber inceliği var. Onun ortaya koymuş olduğu güzellikler var. Rabbim inşallah tamamından istifade etmeye ve bize ikram etsin. Amin. Yani insan şunu söyleyemez. Ya Rabbi ben doğruyu yapmak istiyordum ama doğruyu nereden öğrenecektim diyemezsin. Hem kitap hem peygamber gönderdi. Mevla Teala bize. Sırf kitap gönderseydi Ya Rabbi derdik. Kitap gönderdin ama onu tam anlayamadık derdik. E insan olarak da peygamber gönderince hem de kendi cinsimizden. İnsan. Eğer melek olsaydı derdik ki ya Rabbi melek gönderdin. Meleklerin yaşantısı bizim yaşantımız nasıl bir olsun ya Rabbi derdik. Bahane uydururduk yani. Ama hiç bahanemiz yok arkadaşlar. Bahane uydurmayalım diye mevla hem kitap gönderdi hem peygamber gönderdi. Rabbim inşallah en güzel şekilde istifade etmeye hepimiz ikram edelim. Kitaba da uyarsak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarsak ve alleme kema lem tekun ta'lem. Mevla Teala buyuruyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bilmediklerini de öğrettik diyoruz. Allah bize de arkadaşlar bilmediklerimizi öğretir arkadaşlar. Eğer biz o yolda yürürsek, o istikamette yürürsek, o güzellikte yürürsek bilmediklerimizi de kim öğretir? Hazır Allah. Yapamadıklarımızı Hazır Allah tamamlatır biz arkadaşlar. Ama Mevla ile yürümemiz lazım. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Hepimize gayret nasip etsin. Ve kâne fadlullâhi aleyke Bu Allah'ın büyük bir ikramıdır. Allah'ımız kendisi buyuruyor. Büyük ikram. Arkadaşlar yanlış anlar mısın anlaşılmasın da. Bize ikram denince hep dünyevi geliyor ya. Düşünsene. İbadetlerini çok güzel yaşıyorsun. İtikadın mükemmel. İtikadın mükemmel. İbadetlerini çok güzel yaşıyorsun, lezzet alıyorsun, hoş yaşıyorsun. Ya bu ne büyük bir nimet ya. Allah'ın razı olduğu bir mecliste zevken bulunuyorsun. Büyük bir nimet. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Etmeyeyim mi? Ne bileyim çok bize tehlikeli durdunuz. Ya. Kolay iş mi ya? Allah'ın razı olduğu bir mecliste zevken durmak. Allah'tan bahsedilen Allah'ın ayetlerinden bahsede, peygamberden bir mecliste evet huzurlu durmak, mutlu durmak. Ya bundan büyük nimet olmaz ya. Allah'ın büyük ikramı bize ya. Rabbim kıymet bilmeye bir bize Bir de bunu hayatımızın her anına geçirebilsek ne demek? Devamlı sohbette olmak manasında değil. Ne? Yürürken de Mevla'nın rızası uygun şekilde yürüyorsun. İşinde de Mevla'nın rızası uygun şekilde ne yapıyorsun? İşini takip ediyorsun. Evinde de aynı şekilde yapıyorsun. Senin her halinden Allah razı oluyor be. Nasıl tarif ettim sizi? Allah'ın izniyle Öyle değil misiniz yoksa? Evdeki durum. Değil mi? Çocuğumuz, çocuğumuz inşallah. Ondan sonra işimiz. Bu işlerle alakalı bir ufak kaçamak oluyor arkadaşlar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Biraz ifadeler ifadeler tehlikeli ifade ne biraz? Adama desen ki ya işte sen yanlış mı yalan söylüyorsun desen Üy, bana yalancı mı dedin diye var ya sana dalar mı? De, de ya bana yalancı mı dedin der ya. E ne diyeceksin hoca işte atıyor abartıyor diyorsun. Abartıyor dedim mi o kadar ne yapıyor adam? Sana saldırmıyor. Ya abartmak ne demek ya bu? Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Allah Allah. İnşallah dikkat edeceğiz. Evet ikinci ayet-i Zaten iki ayet manası vereceğim inşallah. Arkadaşlar. La hayra fi kithirim min necuahum. Allah'ımız buyuruyor. Fısıldaşmalarda, gizli gizli konuşmalarda, milletin aleyhinde konuşmalarda fayda yok, hayır yok. Kimsenin fısıldaşarak aleyhinde olmayın diyor Mevla Teala. Ancak İlla men emre bi sadakatin. Eğer sadakayı emrediyorsan, ya yani falanca yardımcı ol. Bunu gizli gizli söylüyorsan, bu iyi. Ama bunu sen gizli gizli söylemezsin. <laughs> Eğer gerçekten, bir iyilikte bulunacaksın, bir güzellikte bulunacaksın, birine destek verdirteceksin veya veya bunu çoğaltacaksın, hoş olan bir şey yapacaksın, bununla alakalı fısıldaşma varsa, Bunda sıkıntı yok. Ama olumsuzluklarda fısıldaşma. Arkadaşlar güzel insanlar, kıymetli insanlar. Mevla Teala ayetleri gönderiyor. Peygamberimiz ayetleri okunduğunda münafıklar yakalandığını anlıyor. Kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Bak yine yakalandık. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak yine Muhammed neler söylüyor. Öyle fısıldaşma devam ediyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bize teslimiyet akışır. Allah ne buyuruyorsa elindedir. Rabbim başarmayız Amin. O yüzden olumsuz fısıldaşmalarda ne yapacağız? Kaçacağız. Onlar bize yakışmaz arkadaşlar. Zaten bir mecliste fısıldaşma ile beraber ne yapılmaz arkadaşlar? Kesinlikle konuşulmaz. Buna edep dışıdır arkadaşlar. Rabbim muhafaza etsin. Ancak tekrar ediyorum. Nasıl olursa bir sadaka, ev maruf veya bir iyilik, bir iyilik söyleyeceksin, iyilik yaptıracaksın. Onunla alakalı reklam etmeme babında, reklam etmeme babında böyle bir fısıldaşma olursa buna müsaade ediyor Mevla Teala. Ama maalesef arkadaşlar bugün reklamı artık sanki bir İslam'ın bir başka şiarı gibi ortaya koymaya başladık. Açık söylüyorum. Şimdi hocam yapmayalım reklam. Yapmayın da diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Onu söyleyeyim. Çünkü insanlar çok unuttu be kardeşim. Hep de unuttu ya. Yani. Riya yapmadan reklam yapabiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim inşallah o riyadan, gösterişten, ücüpten hepimizi kurtarsın inşallah. Çünkü illa oraya bir şey sokuşturur nefis. Ama yani bugün öyle bir hale geldik ki öyle bir hale geldik ki arkadaşlar hepten unutuldu. Hepten unutulduğu için yine hiç olmazsa riya edi şuydu buydu diyorsun ki ya bari söylesin de millet hiç olmazsa kulakları bir duysun diyorsun ya. Belki yapan riyasız yapar diyorsun ya. Öyle bir hal var piyasada yani. O yüzden Rabbim inşallah gösterişsiz, riyasız yapma kabiliyet hepimize ikram ediyoruz. Kolay değil. Ben o yüzden biraz reklamla kaçmıyorum. Başta söyleyeyim. Niye kaçmıyorum? Çünkü gerçekten çok unutuldu arkadaşlar. Unutuldu insanlar artık. ibadetleri unuttu. Iba nafileleri unuttu. Hayrı unuttu. Belliçeli unuttu. Bu diyorsun ki bari hiç olmazsa. İnşallah riya karışmaz ama. İnşallah. Gerçi karışsa da Mevla onu bir yerden çıkartıyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Evet demek ki iyilik söylersek, sadaka söylersek, gizli gizli onları söylemeye kalkarsak bunlarda sıkıntı yok. Veya ev ıslahim beynen nas. Veya insanların arasını ıslah için, sulh için arada bu şekilde gizli gizli konuşursa, söz taşınırsa, ifadeye kullanırsa, insanların arasını kurtarmak için yapılırsa Bunda da diyor Mevla Teala sıkıntı yok. Arkadaşlar bugün buna çok ihtiyacımız var. Samimiyetle söylüyorum. Şu anda bir 10 gündür bu konu üzerinde ciddi bir çalışmamız var. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. İnşallah. Rabbim başarma yasayım Ön yargılı olan kimler varsa hoca efendilerden eski hıvanlarına kimler varsa hepsine gidiyoruz. Tek tek gidiyoruz arkadaşlar. Ayaklarına gidiyoruz. Zevken gidiyoruz elhamdülillah. Mesafe kesinlikle mesafe kesinlikle düşünmüyoruz. Yeter gidelim. Hoca efendilerin gönlünü alalım. Eski kıvanımızın gönlünü alalım. Onların gönüllerini gerçekten hoş edelim. Tanısınlar. Yanlış tanışmaya, yanlış tanımaya sebebiyet vermeyelim diye tek tek gidiyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Ve çok başarılı oldu arkadaşlar. Çünkü insanlar sizi tanımadığı zaman ister istemez ne yapabiliyor? Acaba ağlara düşebiliyor. Kendisi gelemiyor çünkü zannediyor ki gerçekten sen artık tepkili davranasın diye düşünüyor herhalde. Olabilir. Ama sen gittiğinde bakıyor ki hakikaten ya bunlar öyle anlatılan gibi değil ya. O yüzden Rabbim ön yargılı davranmaktan bizleri hepimizi kurtarsın inşallah. Allah Allah. Ama maalesef günümüz şartlarında bu artık bütün Müslümanların bütün Müslümanların adeti olmuş bir durumda şu anda. Ön yargılı davranmak. Tanımadan davranmak. Gerçek sahibi, gerçek bilgi sahibi olmadan davranmak. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Anladım. Bu konu arkadaşlar ev hayatımızda da olabilir. iş hayatımızda da olabilir. Dostlarımızın arasında da olabilir. Bir baktın bir dostun bir dostun arası soğuk. Gidin alana o arayı ısıt. Isıtmadığı takdirde ne melazımcılık yapma. Daha çok fitneler büyüyor, gıy gıybetler büyüyor. İki arkadaşın arası açık. Ahmet Abi, Afiye bugün bayağı iş düşecek. İki arkadaşın arası açık. Onların arasını düzeltmek gerekiyor. Düzeltmediği takdirde ister istemez muhabbetsizlikler, gıybetler, Ondan sonra bu gibi şeyler ne yapar? Çoğalır Allah muhafaza etsin. Bu hanımıyla da olsa mesela bazen hanımıyla bir yarası açık. Kalkıp da gaz verme. Arayı düzeltmeye çalış. Şimdi bakıyorsun millet bir de gaz veriyor. Öyle mi yaptı sana? He, zaten belli tipinden belliydi o da. Ver gazı. Hadi bakalım. Nereye gideceksin böyle? Nereye varırsın? O yüzden Rabbim Müslümanların arasında bulma kabiliyetimizi artırsın inşallah. Müslümanların gerçekten bugün sulha ihtiyacı var arkadaşlar. Yeterince kavga yapıldı. Yeterince nifak oldu. Yeterince ayrılıklar oldu. Yeterince birbirine düşüldü. Artık buna düşmeme zamanı. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, kardeşliğimiz bir Allah kardeşiyle etmiş oldu mu? Olmuştur. O yüzden güzel insanlar hele hele belli insanlarla kapımız bir e, daha nice birliklerimiz var. Nice birliğimiz var. Bir tane yalandan bir sebepten dolayı ayrılığa ne sebep var ya? Yalandan bir sebep ya. Ama nefsime izzeti nefsime düş, dokundu. Senin diyor nefsin ne zaman izzetli oldu diyor Efendi Hazretleri bir abimize. Yani nefsine dokundu diye şeytana ve şeytanlaşmışa yol verme hususunda arkadaşlar yol verme durumunda değiliz. ya yani vermeyelim inşallah. inşallah. Ben bunu hep beraber yanlış anlamayın. Ben kendim için söylüyorum. Allah Allah. Ama hakikaten 10 gündür çalışıyorum. Bak rahat anlatıyorum bu konuyu. Niye? 10 gündür gerçekten çalışıyorum. Kapı kapı arkadaşlar. Elhamdülillah zevken. Yeter ki müminler arasında, hele hele hoca efendiler arasında. Tekrar ediyorum, hele hele hoca efendiler arasında. Ne olmasın? Tartışma olmasın, birbirine düşme olmasın, birbirini üzme, darıtma, incitme olmasın. Rabbim iyi anlamı yazıyoruz. Başaracağız. Ev islahim beynen nas. Allah buyuruyor. Ara, i̇nsanların arasında ıslah edin diyor. <Sessizlik> Ve anim, iki taife birbirle savaşmaya kalktığı zaman mücadele etmeye kalktığı zaman savaştığı zaman diyor Mevla Teala aralarını sulh edin. İkisinden bir tanesi olumlu davrandı hani. diğeri davranmıyorsa o davranmayana karşı o zaman ne yapalım tavır alın. Bu da çok önemli. Mesela almasın. Rabbim inşallah bu konuda hepimize başarılı nasip etsin. Bugün çok önemli arkadaşlar. Başaracağız. Bir de arkadaşlar sizden ricam ne olur? Ne olur rica ediyorum. En sevdiğiniz dahi olsa anlayamadık ki bak buna rica ediyorum bunu kafanıza yerleştirin. Bu bir çizginiz olsun. En sevdiğiniz dahi olsa size ciddi bir şekilde biri hakkında gaz verirse olumsuz konuşsa lütfen ya araştırmadan kabul etmeyin. Lütfen ya. Bir dakika deyin ya. Ben iki tarafı dinleyeceğim. Mesela misal oğlun geldi. Hanımını sana şikayette bulunuyor. Veya kızın geldi beyni şikayette bulunuyor. Örnekleme yapıyorum. Veya bunu çoğaltabilirsin. Kardeşin geldi birini. Veya hanımın birini. Bir dakika hanım de. Hanım bir dakika. Ben de onu tanımıyorum. Eğer bu konu hakkında araştırmam lazım. Yok ya sen bana inanmıyor musun? Sana inanmıyorum değil. Ama Allah araştırın diyor. Şimdi sana inanmıyorum değil. İnanıyorum sana. Ama Allah araştırın diyor. Allah araştırın diyor. Ne yapacağız? Araştıracağız. Yoksa falan falanca verdi bana kızı. Hadi bakalım. Yapmayın. Ya yapmayın ne olur ya. Bu çok kötü bir şey ya. Rabbim inşallah bu yolda hepimize ciddi nasip etsin. Evet dikkat edeceğiz inşallah. Ve men yef'al dâlikebtihâ merdâtillâh fesevfenü'tihye cenab-ı imâ Eğer diyor Mevla Teala inşallah bu ayet-i de kendime müjde alıyorum arkadaşlar. Size de müjde alıyorum inşallah. Herkes Allah'ın rızasını kastederek samimiyetle bu yola çıkarsa, böyle yaparsa, yani sadaka, iyiliği söylemek veya insanların arasından sulh olsun için mücadele verirse, o diyor yakında diyor Mevla Teala, büyük bir mükafatla mükafatlanacak inşallah. Rabbim hepimize bu yolda başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Mahcup olacak haller düşmekten bizleri muhafaza etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli bir ilim meclisindeyiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İnsanın hayatında Rabbimize sunacağı çok güzel saatler, ameller. Rabbim sayılarımızı istikamet üzere eylesin inşallah. Rabbim şu ilim meclislerinden bizleri son nefese kadar ayırmasın. An İbni Mes'udin radıyallahu an İbni Mes'ud radıyallahu an antan rivayetle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men kara'e bismillahirrahmanirrahim Besmele'nin faziletiyle alakalı bir hadis-i şerif kıymetli Müslümanlar, kıymetli kardeşlerimiz çok tesirli ama Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem her kim Bismillahirrahmanirrahim'i okursa kütibe lehu dikkat edelim o kimseye yazılır bi harfin erbaatu alafi hasenetin dört bin hasene güzellik yani sevap yazılır Besmele'nin her harfinde 19 harf var. Bir hesap eder misiniz lütfen? Çok önemli tesirlendiğim bir şerif. Besmele'nin her harfinde kaç Besmele'de kaç harf varmış? 19. Her harfine ha bu. Besmele'nin her harfine bu. Efendimiz her harfine 4000 sevap yazılır diyor. Ve muhiyye anhu erbatu alafin seyyeh 4000 günahı silinir. Ve rufi'a lehu erbatu derece dört binde derecesi yükseltilir. Kur'an-ı Kerim'in her sayfasında 15 satır var. Ortalama biraz saydım. Ortalama mı? Aşağı yukarı oynuyor. 600 yüz harf var. Bir sayfada. Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasına kaç harf varmış? 600. Her harfine bu sevap veriliyor. Ya bilmiyorum. insan dünya için tabii ki e, hani ihtiyaç şeyinde olabilir ama bayağı bir mücadele ederken bir şeylerim olsun diye uğraşırken ya ahiret için daha Kur'an-ı Kerim'in ta Kur'an-ı Kerim'in dışındaki şeyleri de hiç hesaba katmadan söylüyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim'in insana kazandırmış olduğu günahlarını siliyor, dereceni artırıyor, sevabını artırıyor. Rabbim hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hala da Kur'an-ı Kerim'i de bilemiyorsak. Şimdi Kur'an derslerine başladık. Çok önemli bir etkilendiğim bir yerde var. Ondan sonra bitirelim inşallah. Utanıyor e, abilerimiz, hatta amcalarımız. Ya mübarek utanıyorsun da yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda kulum kitabımı oku dediğinde daha büyük utanma, daha büyük yani mahcubiyet olmaz mı? Gerek yok. Hocalarımız zaten rahat bir şekilde kim olursa olsun geleni çok güzel bir şekilde karşılıyorlar. Rabbim Kur'an-ı Kerim'den de yoksun, mahrum olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Rabbim gecem, günümüzü hayırlı eylesin inşallah. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kıymetli hocamıza ve siz değerli cemaatimiz Müslümanlara ve TV'mizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Dün TV'mizde ilk defa hitabet yarışması oldu. Dünyada ilk e, mektup da Allah tek getirdi. Ben onu bir müjdesi olarak görüyorum. Bu mektubu bu dünkü yarışmamıza ithaf etmek istiyorum. Evet, el mektubu Rabi'a ve Tu'une vel -miye", 194. mektup ila sadri cihan fit tahriz ala tervicil milleh ve teyidid din ve ma yetallaku bizalik İslam dinini yüceltme, dini kuvvetlendirmek için yapılan çalışmalara teşvik hakkında bir mektup bu. Bu mektubu dün kitabet yarışmasına ithaf ediyorduk biliyorsunuz. Sellemekumullahu subhanahu ve afakum. Allahu Teala Hazretleri dini çalışma yapanlara selamet versin ve afiyet versin. Enne semaye akhbar tervic el ahkam şer'iyye ve izlal adal milleti el mustafiyye ala sahibi salatu ve selam tahiyye dini bir İslam'ın güzelliklerinin arttığı haberlerini duymak, din çalışmaları, dinin en önemli çalışması vaazdır. Bu çalışmaların yapıldığını duymak ve İslam düşmanlarının, peygamber düşmanlarının çaresiz kalması, yurisul halil müslimin el magdumin, magmumin, kederli Müslümanlar, üzüntülü Müslümanlar için büyük bir sevinç olmuştur. Ve yesfi neşad ervahihim, ne zamandan beri ruhlarda, meydana gelmeyen o kıpırdanmalar, heyecanlanmalar oluşmuştur. Elhamdülillah subhanahu vel minne ala ziyalike. allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki böyle bir nimete bizi muhatap kıldığı için, böyle bir nimeti bize ikram ettiği için. Vel min Allah subhanahu vel melikil kadir. Her şeyi yapabilecek, her şeye gücü yeten Allah'tan istediğimiz şudur ki, İziadu hada'l emri'l khatir bi hurmeti'n-nebiy'l besir'n besir'n nebir aleyhi ve alihi es-salatu selam Allahu teala böyle güzel çalışmaları sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa hatrına ziyade eylesin arttırsın ve nahnu ala yakin yakinen inanıyoruz ki bi kevni kubara ehli'l islam min es çok yüce insanlar şahsiyetler elhamdülillah bu çalışmaları yapıyor ve İslam alim ulemasında İslam ümmetinde böyle güzel şahsiyetler elhamdülillah var. Ve ulema kiram, kerem sahibi alimlerimiz var. Bunlar ne yaparlar? Mutasaddikine fil halayi vel melayi, darlıkta, genişlikte devamlı çalışırlar. Niçin? Lizdiyadi takviyeti dinil mübin, dini bir İslam kuvvetlensin diye. Ve tekmili sıradil müstakim ve Allah yolunun, İslam yolunun tamamlanması için mücadele gösterirler. Allah bu yüce zatlardan razı olsun. Sabahımız hayır olsun. Bereket olsun inşallah. Hasun-u Cürüm ve Önlü Bizzat Hacı-i Kainat, Hulasa-i Mevcudat, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün peygamberlerin, bütün sahabe-i kerim efendimizin, bütün meşayih i kerim efendilerimizin ve özellikle amin diyen cemaatin geçmişlerinin Adem Aleyhisselam'dan bu zaman gelmiş, bütün ehli iman er ve şu anda İsa Aleyhisselam. Ya Arhamer Rahimin, Ya Arhamer Rahimin, Ya Rahman, rahmin, ya Rahman, rahmin, ya Rahman Anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeyi hepimize ikram eyle. Amin. Beğendiğin, razı olduğun tüm güzel ahlakı bize nasip eyle abi. Hoşlanmadığın, razı olmadığın hallerden, yerlerden, ahlaklardan bizlere uzak eyle abi. Evlatlarımıza iyiliği eyle, eyle abi. Evlatlarımıza yanlış örnek olmaktan bizlere muhafaza eyle abi. Türkiye'deki ve tüm dünyadaki Müslümanlara birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikler nasip eyle abi. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Kafirlerin çizmesi altında ezilen Müslümanlara acil yardım eyle abi. Akan Müslüman kanını ne olur Allah'ım durdur ya Rabbi. Abi. Müslümanları mutlaka galip eyle ya Rabbi. Abi. İslam yolunda çalışanlara ya Rabbi. Bu yolda fedakarlık yapanlara ya Rabbi. Onlara maddi manevi önlerini aç ya Rabbi. Abi. Hangi makamda olursa olsun ya Rabbi. İslam'a hizmet edenlere yardım eyle ya Rabbi. Abi. Onlara başarılar nasip eyle ya Rabbi. Muhaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Mahcup eyleme ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi. Amin de şu cemaatinde sen razı ol ya Rabbi. Abi. Yanlışa düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. ونصرنا بزائرنا يا ربي الحمد لله رب العالمين الفاتحه